sonraki senelerde de buradayız. Bizden sonra çocuklarımız, onlardan sonra torunları burada. Biz gelecek 1000 senede buradayız. Genel başkan da lider değildir. Bizim bir liderimiz var, bir genel başkanımızdan ziyade. Hem kadınların hem de gençlerin umudu, geleceğimiz Ümit hocamız. Ben de Zafer Partisi üyesiyim. Aynı zamanda hukukçuyum. Sonuna kadar liderimizin arkasındayız. Bu mücadele çok önemli ve bugün çok önemli. Birinci ana Fartalar Savaşı. Şu anda ikinci Kurtuluş Savaşı yaşanıyor diye hissediyorum. Atatürk milliyetçiliğini gerçek anlamda siyasi hayata geçiren Ümit hocamızın doğrultusunda uyanışa geçmesini diliyorum. Bozkurt Ümit! Bozkurt Ümit! Bozkurt Ümit! Türkiye'yiz! Atatürk'üyüz! Beton yetmez başkanım. Şöyle büyük bir kalabalık görüyoruz. Nedir sebebi? Bizi biraz aydınlatır mısınız? Sebebini siz biliyorsunuz. Bu milletin zaten böyle bir lider ihtiyacı vardı. İnşallah beklediğimiz lider Ümit Özdağ. Bugün burada umut dolu gençleri görüyoruz her şeyden ziyade. Yani %70 diyebiliriz kabaca. Bu bize en büyük umut değil mi? Hani gençleri arkasına takan bir lider şu anda Türkiye'nin ihtiyacı olan lider değil mi? Biz Türk devleti olarak lidersiz yapamıyoruz. Bize bir lider lazım. İnşallah Ümit Özdağ bizim liderimiz olacak. Şu anda bir Türk milletinin lideri yok. Türkiye'de yok. Ümit Özdağ liderimiz bundan sonra inşallah. Peki sizce seçimde Ümit Özdağ aldığı oy oranı ki başlangıçtır henüz, la inanmayanları da inandırmaya başladı mı kendisine? Ya, Ümit Özdağ Türkiye'de şu anda tek yükselen lider, Zafer Partisi Türkiye'de tek yükselen parti. Diğerleri hepsi tepe takla giderken Ümit Özdağ yükselecek. Konuklarımıza buğday çorbası, üzüm aşafı ayrıca peksimet olarak ikram edeceğiz. Niye bu menüyü seçtiniz? Tam o çıkarma anındaki o gece verilen ve sabah verilen tablot olarak. Mehmetçiğin. Bu gece burada işte kamp alanımızı da oluşturmuş bulunuyoruz. Çocuklarımızla birlikte çadır kurma, bizim battaniye ve yastıklarımızla yanımızda yer altında yatan şehitlerimizin anılarını yad edeceğiz inşallah. Sakarya İl Başkanı Avukat Yücel Tercan'la bugün burada 57. alayın ruhunu yaşamak için çoluk çocuk genç arkadaşlarımızla birlikte bu yaşamayı yaşatmaya geldik. Türkiye'de böyle siyasi ortamlarda alışılmadık bir şey değil mi? Bu kadar gençlerin teveccüh gösterdiği bir lider.
Zaten en büyük güzellik o. Gençlerin tamamen yeni bir şeyler aramaları, kafasının da Ümit hocamızın peşinden gitmeleri, Ümit hocamızın kafasını yakalayabilmeleri, onu anlayabilmeleri. Sen seviyor musun Ümit hocayı? Gördün mü az önce geldi? Fotoğraf çektirebildiniz mi? Biraz sonra. Biraz sonra. Evet. Tamam. İsmin neydi? Serhat. Çok memnun olduk. Görüşmek üzere. Üniversitelerin çoğu Ümit hocaya kaydı. Yani Ümit hocaya destekleme kararı çoğunu ben izliyordum üniversite okuyanları. Çoğu üniversite öğrencileri Ümit hocaya destekledi. Gençlerde çok büyük bir şey var. Peki sizce diğer politikacılardan Ümit hocanın farkı ne şu günkü Türkiye ortamında? Net ve kesin konuşuyor. Yani mesela bir konu hakkında konuştuğu zaman sonradan değiştirmiyor. Devamlı ne söylüyorsa ileriki zamanla aynı sözüne devam ediyor. Değişiklik yapmıyor. Bu çok alışık olduğumuz bir siyasi model değil. Yani. Aynen öyle. Onun için zaten çoğu da onun için destekliyor. Kalabalık güzel. İlk defa mı yapıyorsun? İlk defa geliyorum. Geçen sene gelemedim. Bir anlamda Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin otobüsleri, mesela Avcıları gördüm. Antalya Muratpaşa'yı gördüm. Vesaireyi gördüm. CHP hayatında ilk defa doğru bir iş mi yapıyorsun? Şey? Yani, ben açıkçası CHP'nin çok hataları olmasına rağmen bu hareketi hoşuma gitti. Sizler gençler olarak? Şöyle söyleyeyim. Ben nasıl ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiysem onlar da otobüsü vermek zorunda değilim aslında. Ağzına sağlık. Çok güzel bir pankart var burada. Balıkesir TV'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk, buyurun. Nereden geliyorsunuz? Çanakkale. Çanakkale. Evet. Ev sahibisiniz. Evet, biz burada ev sahibiz. Öğrenciyiz ama ev sahibi de sayılırız. Çok güzel hazırlık da yapılmış. Çok iyi bir yer seçilmiş. Tertemiz. Ve burada ağırlıklı olarak gençleri görüyoruz. Sizi görüyoruz. Nasıl Çanakkale'nin havası? Zafer Partisi'ne dönük teveccüh nasıl? Çanakkale'den ziyade ülke genelinde fikirlere çok önem veriliyor. Çünkü bizzat sorunun kendisine yönelik bir çalışma var. Ümit Başkanımız bu konuda çok hassas. Bu ateşin daha da hallanacağını düşünüyorum. Bu fikrin daha da çoğalacağını düşünüyorum ülke genelinde ve önünü açık görüyorum. Ve siz de şimdi bu aziz vatanı bu istilaya karşı savunmak zorundasınız. Antalya'dan geliyorsunuz. Hoş geldiniz. Diyarı Antalya'mızdan. Antalya merkez mi? Merkezden. Şimdi Gamze, kızım Beste, oğlum Metehan. Hoş geldiniz. Burada gençler genel başkanımızın etrafını sarmış. Antalya'da da çok yoğun tanışmak isteyen, gelmek isteyen arkadaşlarımız oldu. Gerçekten halkın arasında Zafer Partisi'ne ve hocamıza, Ümit hocamıza olan ilgi bizi gururlandırıyor, bizi ümitlendiriyor, umutlandırıyor. Antalya'da Zafer Partisi'nin havası nasıl şu anda? Çok güzel. Antalya biliyorsunuz yörük diyarı. Daha bağımsızlıkçı, daha özgürlükçü, daha idealist, daha dürüst ve Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğine sahip olan bir lider arıyor. İnşallah o lideri de hep beraber çıkartacağız. Tek tek yollayacağız ve bunu da hukuk devleti içinde uluslararası hukuka uygun olarak yapacağız. Evet, nasıl zorla? Türk hukukunun zoruyla yapacağız. Özellikle de Deniz Baykal'ın memleketi olması hasebiyle hep Anadolu'daki Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli kalesi olarak görüle gelmiştir. Sizce bu algı değişmeye başlıyor mu? Zafer Partisi'ne teveccüh Antalya'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni domine edecek noktaya gelecek mi sizce? Ben köy köy geziyorum işim icabı. Orada Deniz Baykal'a gerçekten çok bağlı olan seçmen şu anda gidecek bir yer arıyor. Çünkü Deniz Baykal'ın bünyesinde oluşturduğu ulusalcı, milliyetçi yapıyı hali hazırdaki CHP yönetiminde maalesef bulamıyor. Bulamadığı için Zafer Partisi'nin alternatifi var. Az önce gördüm, Ümit Bey otobüs vermiş bir tane. Siz gördünüz mü? Muratpaşa Belediyesi. Sağ olsun Ümit Uysal bu konularda yardımcı oluyor. Hakikis Selik evladı olarak. Aynen. Adam. Kendisine de buradan teşekkür ediyoruz. Hakeza Konyaaltı Belediyesi de, Semih Bey de, diğer belediyeler de desteklediler. O yüzden kendilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılı bu sene. Dolayısıyla içimizdeki coşku her yıl olduğundan bir kat daha fazla. Bizim bir sloganımız var biliyorsunuz. İlelebet Cumhuriyet diye. İlelebet Cumhuriyet. Onun için buradayız. Onu savunmak için, onu korumak için buradayız. Dolar ve Euro seçimden sonra artık aldı başını gidiyor. Sizin öngörünüz nedir? Duracağı bir nokta var mı şu orta vadede?
ihracatın 5 yıl içerisinde 600 milyar dolara çıkarılması, ithalatın da yine 5 yıl içerisinde 500 milyar dolarda kalması ve 100 milyar dolarlık bir fazla verme suretiyle dış borç azaltılmasına gitmesini planlamıştık. Doğrusunu isterseniz bu planlarımızı hükümete de diğer siyasi partilere de aktardık. Ama bunun için yürek yok. Yürek. Neden? Çünkü faizleri arttırmak ya da azaltmak bir günlük, bir saatlik iş. Ama yapısal tedbirleri almak için 3 yılı en az feda etmek gerekiyor. Başka? Türkiye'deki bütün sığınmacıları yurt dışına geri gönderip 17 milyon kişinin Türkiye ekonomisine verdiği yıllık 15 milyar dolarlık parayı tasarruf etmek gerekiyor. Peki başka ne gerekiyor? Yap işlet devlet üzerinden Türkiye'yi soyan müteahhitler çetesine dur demek gerekiyor. Başka ne gerekiyor? 250 milyar dolarlık gayri safi milli hasılayı kontrol eden envai çeşit vakıflar, dernekler, tarikatların ödemediği 55 milyar dolarlık vergiyi tahsil etmek gerekiyor. Ve bunun için, hepsi için koşulsuz, şartsız, umarsız, çıkarsız bir ülke sevgisi gerekiyor. Mustafa Kemal Paşa der ki, kazandığımız an o an. Sülük arzusu başlatır, yanındaki atlı emir subaylarına 57. alay derhal üzerimizden karşılığa arzu etsin diye emir verir. Ve topçu bataryasını şu arkadaki sırta mevzilendirirler ve top atışı başlar. Asara günü sen taşacaksın heyhat. Sana gelmez ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuçunu açmış Gürriyon Meydan. Kalabalığı görüyorsunuz. Yani Türkiye'nin her yerinden bir gün öncesinden yola çıkan gençleri görüyorsunuz. Bunlar da tabii bizi göğsümüzü kabartıyor. Çünkü Çanakkale ruhu demek aslında bizim özümüz demek. Gençlerimizin bu taşıdıkları bayrakları ellerinde görüp, o heyecanı onlarda görüp, geçmişten alacakları milli ruhu geleceğe yıkılmadan cumhuriyetimizi devretmenin bize en büyük göstergesi olarak ortaya çıkıyor. Biz Balıkesir olarak her ilden biraz daha kalabalık gibi burada hem yakınız hem de işgal sırasında dahi işgal kuvvetlerinin kendi ağızlarından biz bütün Anadolu'yu çözdük ama Balıkesir'i bir türlü çözemedik sözleri yazılı kaynaklarda mevcuttur. Balıkesir Kuvayi Milliye şehri değil, Kuvayi Milliye'nin ta kendisidir. %3'ü çok aşardık biz ama seçimlerde bütün Türkiye hatta bütün dünyanın gözü önünde öyle bir kutuplaşma oldu ki bizim partimiz de bu kutuplaşmadan olumsuz yönde nasibini aldı diyelim. Yoksa Zafer Partisi geçmişi 2 yıl olabilir ama bizim düşüncelerimiz Oğuz Kağan'a kadar dayanan bir partiyiz biz. O yüzden partimizin de yerel seçimlerde gerçek oyların nasıl artacağını hep birlikte göreceğiz.